ben Tuğçe Kurt Efendi, mutfağıma hoş geldiniz. Yine güzel bir günde beraberiz. Evet, bugün mutfağıma hakikaten çok güzel bir hanımefendi geliyor. Yakından tanırsınız. Birkaç kez geldi zaten Tuğçe'nin mutfağına. Evet, kim geliyor hemen söyleyelim. Beyhan Kadayıfçı benimle beraber olacak. Yine Beyhancığımla beraber güzel lezzetler yapacağız. Neler yapıyoruz? Beyhan gelmeden hemen şöyle bir anlatayım. İlk olarak lahmacun böreği yapıyoruz. Beyhan'ın tariflerini çok beğeniyorum. Hem çok lezzetli oluyor hakikaten, hem de pratik oluyor. Hemencik böyle çıkartıyoruz ortaya, sunuma hazır hale getiriyoruz. Seviyorum, rahat ediyorum Beyhan'la beraber çalışırken. Daha sonra mini mini tartoletler yapacağız. Ardından bir hamur kızartması yapacağız ama yağ çekmeyen bir hamur kızartmasıymış. Son olarak da jülyen salata yapacağız ve günümüzü kapatacağız. O zaman Beyhan'ı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Tuğçe, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ne var ne yok görüşmeyeli. Seni sormalı. İyiyim, her şey yolunda. Güzel. Çok şükür senin için. Bizde de öyle, her şey yolunda. Maşallah, nazar değmesin. Şimdi yine kolay, aynı zamanda çok lezzetli tariflerimiz var. Aynen öyle, biraz dolu doluyuz bu sefer. Böyle hemen hemen her öğüne kayabilecek tariflerimiz var. Çay saati de olur, kahvaltı yemek de olur, kahvaltı da olur. Doğru her söyledin. Her şeye böyle kayabilecek güzel tariflerimiz var. Pratik aynı zamanda. O zaman ilk tarifimiz böreğe geçelim. Tamam. Seni böyle alayım. Seyircilerimizle de malzeme listesini paylaşalım efendim. Bakalım lahmacun böreğinin içinde neler varmış. Tabii ki ana malzememiz kıyma olmak üzere. Şimdi ekranlarınıza geliyor. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Lahmacun böreğinin içinde neler var? 3 adet yufka, 250 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, 2 adet yeşil biber, 3 adet kırmızı biber, 2 adet domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, maydanoz, toz biber, karabiber ve tuzumuz var. Sosu için ise 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı da sütümüz var. Herhalde daha ne olsun? Evet. Bitti. Aynen. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi önce bir doğrama işlemini başlayalım. Bıçak veriyorum bıçak alayım hemen senden. Kolay, basit bir tarif bu da. Bütün hepsini şöyle küçük küçük doğruyoruz. Doğrayacağız. Evet. Soğan doğramayı hiç sevmiyorum. Senin bu konuyla ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Mecbur diyorum, mecburiyet. Mecburiyetten. Hakikaten evet. Rondoya atıp mı diyorum, sürekli rondo da pratik olmuyor işte, değil mi? Ya evet, o zaman da çok sulanıyor. Hani evet. Burada bize böyle çok sulanan bir tarif olmaması gerekiyor değil mi? Değil, evet. Şimdi çiğden mi yapacağız her şeyi? Hepsini bu arada? Hepsini çiğden koyuyoruz, kıymamız. Kavurmayacağız yani. Hiç kavurma işlemimiz yok. Biberimiz, domates, maydanoz, yani bir lahmacunun içine girebilecek bütün her şeyimizi çiğden koyuyoruz. Kolay, böyle tam lahmacun tadında böyle oluyor gerçekten. Yapılışı farklı oluyor. Onu da şimdi birlikte yaparız. Ya fırında yapacağız değil mi? Fırında yapacağız. Evet. Ama böyle biraz daha farklı olacak. Kolay bir tarif. Hepsini koyuyoruz, yoğuracağız. Bir lahmacun harcı hazırlayacağız aslında. Sonra hazır yufkalarımız var. Onlara evet, herhalde. Onları da tepsiye dizeceğiz. Kat dizeceğiz ama en üstte harcımız gelecek. O şekilde pişecek. Gözlerim de yanmaya başladı. Acı mıymış? Biraz. Her soğan gibi. Neyse, senin gözlerin çok güzel olduğu için ağlayınca da güzel olur be. Daha buğulu buğulu olur. Evet. Şimdi bu tamam. Bunu şuraya şu evet, aynen, daha derin kaplı. Bunları şöyle kenara alayım da bunlar bunun tartoletlerin. Evet, çok böyle malzememiz var karışmasın. Evet. Şimdi biberlerimizi de aynı şekilde doğrayacağız. Doğruyoruz. Hem kırmızı hem yeşil biber kullanıyorum. Renkli renkli. Evet, hem renk katıyor hem de lezzetli katmış oluyor. Ben bu kapya biberin tadını çok seviyorum. Gözden için de çok seviyorum. Evet, benim için de çok başka, her türlü böyle. Çiğ de güzel. İster çiğim. Ben de çok seviyorum. Ayrı bir lezzet oluyor gerçekten. Böyle tavuk soteleri, et soteleri de çok yakışıyor bence. Kesinlikle. Et yemeklerinin yanına da, evet. Tavuk yemeklerinin yanına da çok lezzetli oluyor. Bu börek senin bayağı fena. Bayağı alıyor. Ben o kadar... Soğan bayağı acıymış. Şöyle yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Şimdilik iyiyim. İyi misin? Tamam. Bu böyle kendi ürettiğin bir tarif miydi? Yok, değil. Bu bayağı böyle sosyal medya üzerinde gündemde oldu bir ara. Bir ara. Sen de denedin evde. Aynen, ben de denedim. Evet. Ve güzel bir sonuç alındı. Ev halkı seviyor mu? Sevdi. Yedi mi ev halkı? Tabii ki.
Ama şimdi yardım alabilirim. Ay kıyamam bayağı. Ne kadar acı, şöyle mi yapmak olur gerekiyor ha? İstersen ben doğrayayım, sen güzelce kendi... Yok artık bitti. Soğan bitti tamam mi? Biberle. Şu an iyi misin peki? Yok iyiyim. Eyvah kadıncağızı, acı soğanlarımızı. Ne yapmak lazım soğan acısını almak için? Suda bekletmek lazım efendim. Ya tabii evet, öngöremiyoruz. Herkes, evet, farklı böyle teknikler kullanıyor. Evet. Yaz bir de bu arada soğandan direkt bibere geçiş yapıyorum ama küçücük küçücük malzemeleri doğramak. Evet evet doğru. Çok önemli. Hı hı. Bir de bana soruyorlardı hani rondodan falan geçirsek olur mu? Rondodan geçirmemiz o daha iyi olmuyor şey. Hani böyle biraz ağza gelecek. Ha dişe de gelsin. Evet alayım istersen onları. Evet. Zaten pişince de biraz da şey yapıyorlar. Küçülüyorlar. Ağlıyor. Ya. Biliyorum gözyaşları. Bu kadar duygulanacağımızı bilseydik. Beyhancığım. Ay. İlk defa. Renkli gözleri hassas olurmuş evet, Beyhan. Evet çok hassas. O yüzden. Aynen. Yalnız hayata da bir sıfır öndesiniz yani. Ben renkli göze benim hakikaten böyle bir zaafım, bir düşkünlüğüm vardır. Çok severim. İnşallah çocuğumun renkli gözleri olur inşallah. Hayatı bir sıfır önde başlıyorsunuz yani. Hakikaten öyle düşünüyorum. Ama benim oğlum hiç bana benzemeyen bir tip. Renkli değil mi? Hiç yani gör. Dersin bu senin babaya çocuğun mı çekmiş? Bu. Kopya. Ay yazık, şanssızlık olmuş. Hayır babaya benzediği için demiyorum tabii ki hayır, ama. Hayır renkli göz olmadığı için olmadığı diyor. Olmadığı için evet. Şimdi anne bu kadar. Bir de belirgin yani gözler. Mavinin de mavisi yani. Değil mi? Ya mavi. Çok böyle değişik bir göz rengi var. Yeşil de değil. Mavi yeşil, de değil tam. Hem mavi. İç taraf böyle yeşil sonra dış taraf böyle mavi. Giydiğim kıyafete göre değişiyor. Evet alırsın. De değişiyor. Mesela biraz koyu lacivert giysen evet, maviye döner. Evet. Yani o yüzden böyle çocuğa... hani üzülmüş. Yok şaka bir yana tabii ki de. Yok, ama... Ben de isterdim ama yani değil renkli gözlü olmasını tabii ki. Ben de çok severim renkli gözü vallahi. Sarışın renkli gözlü olmasını ha, bak, isterdim. Bak ben de renkli gözlük ama benim çocuğum renkli olursa yani o da işte hayattaki bir şans evet. olur. Genlerde var demek ki. Evet. Anneanne falan yani benim anne tarafımda ailede. Bir baba hariç tabii sarışın herkes. Renkli gözlü. Yani orijinalimiz de böyle sarı. Dur senin ikinci gelişinde şeyi tahmin etmeye çalışmıştık bayağı memleketi bir. Memleketi aha. tahmin etmeye çalışmıştık. Evet. Dur bir dakika. Bulacak. Erzincan diye hatırladım evet. bak. Evet. Neyse hafızam da fena değil ha. Bayağı da oldu yani geleli. Tabii bayağı evet. oldu. Şaşırmıştık hatta biz göçmen mi vesaire mi diye sarışın aynen. renkli gözlü olunca direkt aklı o geliyor. Hı. Sosyal medya nasıl gidiyor? İyi, keyifli, güzel, koşturmalı. Bayağı organizasyonlar vesaire oluyor değil mi? Etkinlikler, tabii ki tanıtımlar. Aynen. Şimdi YouTube'a başlıyorum. Ha, sen de. Evet. Yani videolar böyle. Çekeceksin. Yani kendin görünecek misin yoksa? Kendimin görüneceği böyle kendimi konuşup sohbet, sadece muhabbet. Sadece tarifler değil yani. Yok değil, biraz daha sohbet, biraz daha muhabbet. Yani biraz daha böyle kendi kanalım tadında. Gibi ha. böyle bir şey sence olacak. Sence yemek de olmayacak mı? Yok olmayacak. Vlog çekimleri olacak. Ev turu ne bileyim ha, farklı içer. Bir. Aynen o biraz daha böyle farklı bir şey olacak. Hadi bakalım. Evet öyle bir planım var. Bakalım. Ya ne kadar gerçekten bu sosyal medya nasıl bir mecra oldu. Yani evet, baktığında herkes... şimdi biz de bir kanalın içerisinde yayın aynen. yapıyoruz yani şu anda. Ama artık herkesin bir kanalı var yani. Herkes istediği an kendine kanal açabilir. Ve bu işten gerçekten ciddi paralar kazanılabilir. Artık öyle bir sisteme döndük. Teknoloji... Bakalım acaba bizi 2030'larda neler bekliyor? Neler bekliyor? Bir Yol Güven sağ olsun bu konuyu anlatıyor. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz efendim bu arada. Gelecek Geliyor programında. Yapay zekalar işte teknolojinin bizi nerelere götüreceği. Teknoloji tamamıyla hayatımızın içinde göreceğiz artık vallahi. Yani. Bilmiyorum iyi bir şey mi bu kadar şüphelerim var bu konuyla ilgili. İnsan gücüyle ilgili mesela artık eskisi kadar insan çok gücüne farklı. İhtiyaç duyulmayacak mı? Robotlar mı gelecek programları sunacak yoksa? Neler olacak bilmiyoruz yani. Hı, neler koyduk? Şöyle. Kıymamı ekledim. Bütün hepsini doğradım. Evet. Domatesimi doğramayı unuttum. Şimdi onu doğrayayım hemen. Aman tek unuttuğumuz olsun yani, hayatta. Ve Beyhancığım. Evet. Şöyle hemen. Evet. Kabuğunu çıkarırsam. İsterseniz kabuklarını soyun. Ben soymayacağım şimdi. Gerek yok bence yani. De. Şunu çekeyim istersen. Olur. Rahatça olur. Sen domateslerini de hallet. Hı-hı.
Ben senden ufak bir yardım isteyeyim mi? Tabii ki. Bütün hepsini karıştırabilir misin? Bir kase, şu kasede karıştırayım o zaman. Yok, bunu da karıştırmayayım. Kıyma vardı. Evet, kıyma vardı. Başka bir kase alıp tüm malzemeyi hazır olmuş olsun o da. Evet. Arkadaşlardan bütün kaselerimiz bitmiş. Demek ki küçük küçük kullanmışız. Bir kase rica edelim. Heh, sağ ol güzelcim. Şimdi sosumuzda neler vardı? Sütümüz. Evet, yarım çay bardağı. Yoğurdumuz da var. Aynen. Yumurta var. Hepsi şimdi evde olan malzemeler gene. Evet. Yani hepsini koyup güzelce karıştırıyoruz. Şimdi yoğurdu bir koyayım. İçine yumurtayı ilk önce bir kırayım, bir çırpayım ikisini. Daha iyi olur. Evet. Şöyle çatalım yardımıyla. Böyle. Sosumuzda yoğurdumuz, bir tane yumurtamız, sütümüz ve sıvı yağımız var. Evet. Sıvı yağ da içine koyduk bu arada, harcımızın içine de koyduk. Hı hı. Salça koyduk. Bununla yufkalarımızı mı ıslatacağız? Evet, yufkalarımızı. Hı hı. Sütümüzü koyduk. Tamamdır. Şimdi ben buna baharat, karabiber ve baharat getiriyorum hemen canım. Karabiber ve tuz mu? Pul biber istemiyor musun? Lahmacun. Sen bilirsin. Acılı da güzel olur yani. Olur. Hangisini? Şey, damak zevkine bağlı. Olur. Evet, buyurunuz efendim. Şöyle. Yani şimdi yoğuracaksın öyle mi? Lezzetlendirmek elimizde. Hangisini baharat tabii olarak ki isterse. O damak tadımıza göre tabii biraz. Yani ana şeyler belli. Efendim sosumuz hazır. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Tamamdır. Şimdi bunu güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Bir kez daha harcımızda neler var sevgili Beyhancığım anlatsın bizlere. 250 gram kıymadan ben şey diyorum aslında, koca bir tepsi börek diyorum. 250 gram kıyma kullanıyoruz evet. Çünkü. Soğan 1-2 tane kullandık. Kırmızı evet. Biber ve yeşil biber kullandık. Maydanozumuz var. 2-3 tane domates var. Domates ve biber salçası, tuz, karabiber. Pul biber. İşte istersen. Baharatlar tamamen isteğimize göre efendim. Evet. Ben önden bir taraftan alıyorum çünkü evet, birazdan yufkaları çalışma. Değil mi? Hı-hı. Sana güzel bir çalışma alanı ortamı yaratalım. Şunları da alalım. Evet. Tepsinizi de alırsak. Fırın tepsisini. Fırın tepsimizi hemen getiriyorum canım. Arkadaydı. Yok yok, ben bir şey atmaya gittim. Ha pardon. Arkada olduğunu tamam. Biliyorum. Heh, burada. Evet. Şimdi karışsın birbirine. Ay mis gibi koktu. Tam lahmacun. Gerçekten mis gibi evet. Koktu harcı. Hı? Pratik de. Evet. Ben şu elimi bir ufak. Yıka tabii ki. Hemen geliyorum yufkalar çekelim. Hemen gel efendim. Lahmacun böreği yapıyoruz. Kıymamız vardı içinde. Malzemelerimiz artık aslında ne isterseniz koyabilirsiniz bence. Değil mi Beyhan? Biraz da lezzetlendirmek tamamıyla evet. Kendi elimizde. Bizde soğan var tabii ki. Evet. Yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Taze soğan da güzel olur. Doğru. Ne isterseniz. Şey yani hani bir böyle bir şart yok yani. Mesela belki sulandırır diye domatesi içinden çekebilirsiniz. Dilediğiniz gibi. Biraz ama su yakışıyor olması. Yakışıyor mu diyorsun? Hani salçada koyduk ya acaba mı dedim. Yok. Domatesimizin olması hani daha iyi, iyi olur. Oluyor diyorsun. Evet. Tamam. Şimdi yufkayı şöyle bir tanesini seriyorum. Hı-hı. Kenarlarından hı-hı. Sarkacak şekilde. Hı-hı. İki tane varmış. İki tane varmış. Bir tanesini çıkartayım. Evet. Kalın olması. Evet. Toplam 3 yufka kullanıyoruz. Hı hı. Şunu da şuradan kurtarayım. Evet aldım evet, ben tamam. Canım. Bunu da sereriz birazdan üstüne. Yani şöyle yırtık falan yama olması yok, önemli yok. Değil. Hiç gereği yok. Tamam. Şöyle, fırça mı istiyorsun, kaşık mı istiyorsun? Fırça da olur. Tamam al canım. Şöyle dökeceğim. Sosumuzu koyuyoruz efendim. Sosumuzda ne vardı? Her yerine. Evet yoğurdumuz, bir tane yumurtamız, sütümüz ve sıvı yağımız vardı. Hı hı. Şimdi bu sosumuzu böyle her yerine gelecek şekilde sürelim. Yufkamızı güzelce ıslatsın. Tamam. Ondan sonra diğer üst üste koyuyoruz bu arada yufkalarımızı. 3 tane yufkayı. Ha üst üste hı-hı. Koyuyoruz. Evet arasına ama harcı falan koymayacağız. Ha. Harç en üstte kalacak. Açık olacak evet. Zaten. Doğru lahmacun hı-hı. Diyoruz. Aa, adı üstünde yani. Sonra piştikten sonra saracağız ama. Ha kapalı olacak. Açık mı olacak kapalı mı olacak? Hadi bakalım. Beyhan yavaş yavaş söylüyor. Şimdi içeriye mi katlıyoruz? Evet şimdi şunu da alayım buradan. Hı-hı. Şöyle. Hı-hı.
kare yapıyoruz. Kare, yani. Evet. Tepsimizin boyutuna göre. Evet. Genelde şöyle çekelim. Tamam canım. Şimdi. Şimdi buralara da aynı şekilde şöyle sürelim. Hı-hı. Ara katlara hep böyle sos sürüyoruz. Evet, sosumuzu hem yapıştırıyoruz. Kadar, tabii. Yufkaları birbirine. Evet. Görevi. Tutkal. Hı-hı. Tutkal gibi. Evet. Hem de yufkalarımızı ıslatmış oluyoruz. Evet. Şimdi ikincisini de üstüne koyalım. Çok hassaslar kendileri. Şöyle yardım edeyim. Evet. Şimdi ister istemez bekleyince de kuruyor yufka. Ama şu an yine de kuru değil de bence fazla tazelikten böyle bir yırtılıyor. Böyle bir yırtılma evet. Şeyi var. Çünkü kuru da değil yani. Taze bayağı. Hmm, şöyle kurtarabildiğimiz kadar şöyle. Heh. Ama zaten üç kat üst üste olacağı yok, için aynen. Evet bir sıkıntı yok gerçekten. Şurayı düzeltelim. Tamamdır. Sonra onu zaten içine katlayacağız. Evet ben de diyelim. Evet bir tanesini. Bir tane daha lazım olacak. Hı hı. Üç kat yapacağız dedik çünkü. Evet. Yine tutkalımızı sürüyoruz. Tamam. Şimdi ben katlama işlemine geçiyorum. Şöyle. Hı hı. Aslında çok pratik, çok kolay bir börek oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Valla bence de bayağı pratik. Sadece yani, bir doğrama işlemi var. Bir doğrama işlemi. Evet yani onu da geceden de hazırlayıp yapabilirsiniz. Hazırlanabilir. Ertesini pişirebilirsiniz. Bu şekilde de yapıp bekletebilirsiniz. Gayet misafir güzel. Geleceği zaman da. Tekrar tutkalımızı sürüyoruz efendim. Böyle ara katlarına sürüyoruz. Sonra en son. Peki mesela bu son katını böyle bir daha ince olsun diye böyle katlamadan direkt bir kat koysak nasıl yok, olur? Yok gerek yok sarılacak çünkü. Ha hiç sarılacak diyorsun. Doğru doğru. Hani o bizim değiştirmeyecek. Çok da ince doğru, olursa. Ben hep sarılacağını unutuyorum. Şu an yine kafamda şöyle hayal ettim kalacak onu. Bu şekilde. Evet üstüne böyle güzelce koyacağız ve pişireceğiz evet. Diye hayal ettim. Bir kısmını yufkanın yırtıldı devamını da vereceğim sana. Tam parça parça. Evet çünkü şöyle. Yufkalarımız evet. Hakikaten tazelikten. Gidiyordu. Evet gidiyordu. Hakikaten gidiyordu yani. Tutalım. Heh. O kadar. Tamam şuraya da bir aha, parça. Geliyor geliyor. Evet. İşte Allah'tan böyle hem şöyle sarılacağı için de yama yama değil evet. Mi? Yani hani iç içe olacağı için hani yırtmış, düzgünmüş fark etmiyor o konuda. Zaten iç içe koyuyoruz. Hı-hı. Gözükmeyecek yani. Yeterli oldu mu yufkamız? Aynen. Şimdi onun kalan yerleri de katlayacağım ben. Evet. Yine tutkalımızı sürüyoruz hı-hı. Efendim. Şöyle bu en üstte olacağı için. Bolca artık bitiriyorsun. Evet, şuraları da istersen hı-hı. Birazcık kenar daha. Kenar kısımları aslında özellikle dikkat etmek lazım. Kuru kuru olmasın diye. Evet kuru diye. Olmasın diye. Bak, tam yetti. Evet. Evet. Mis. Tamamdır. Tekrar katlıyoruz. Şimdi bunu katlıyoruz. Hı-hı. Harcımızı şimdi kaşık alabilirim. Hemen veriyorum. Şöyle. Hı. Evet. Kaşığımız. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Harcımızı da eşit bir şekilde düzgünce yayıyoruz. Güzelce yayıyoruz. Fırına. Harç o kadar güzel görünüyor ve kokuyor ki gerçekten. Evet. Bütün sevilen lezzetler. Bir arada. Bir arada gerçekten. Harcımızda soğanımız, maydanozumuz, domatesimiz, kapya biberimiz, yeşil biberimiz, salçalarımız ve baharatlarımız evet. Dileğimize göre. İsteğimize evet. Göre. Çok güzel kokuyor. Şimdi şöyle bir yayayım güzelce. Hı-hı. Böyle açık pişse. Böyle pişecek. E rulo yapacağız dedik. Ama piştikten sonra. Ha piştikten sonra anlayamıyorum kesinlikle. Ama benim tarifler hep böyle kafa karıştı. Ya algılarım kapalı yok, şu anda. Ha böyle pişireceğiz. Şimdi bu şekilde fırına atıyoruz. Tamam. Bir anlat Allah tamam, aşkına. Tamam. Sustuk. Tıp. Buyurunuz efendim. Şimdi üç tane yufkamızı üst üste koyduk. Aralarına sosumuzdan güzelce sürdük. Hı-hı. En son... Üzerine yaptığımız kıymalı harcımızı eşit bir şekilde yayıyoruz. Bunun üzerine hiçbir şey örtmeden, hiçbir şey kapatmadan fırına. Fırına. Fırında pişiriyoruz. Tamam. Ondan sonra fırından çıktıktan sonra böyle bir ilk sıcağı çıktıktan sonra hani elimizle rulo yapacağımız için yanmayalım diye. İlk sıcağı çıktıktan bekliyoruz. Sonra. Bekliyoruz. Evet. Evet. Rulo yapıyoruz ve bekliyoruz o şekilde. Ondan sonra dilim dilim kesip servis yapıyoruz. Niye rulo yapıyoruz? Anlamı ne? İşte yani hani bizim de böyle
Yapmayacağız rulo. Hayır yapmayalım. Rulo yapmaya çok karşıyım bugün. Anlayamadım ya niye rulo yaptığımızı. Şaka bir tarafa tabii ki. Ne yapıyormuşuz efendim? Böyle pişiriyoruz. İlk sıcağı çıkıyor. Evet. Piştikten sonra rulo yapıyoruz. Kesiyoruz. Dilimleyerek servis ediyoruz. Ay valla bu bir an önce bitsin de yiyelim. O kadar güzel koktu ki. Felaket. Çiğ çiğ bile. Bir de üzerine limon da sıkınca çok daha güzel oluyor. Denedik. Bizim Nazilli'de kıymalı pide çok meşhurdur. Hı hı. Limon yerine de turunç sıkarlar. Hı. Yani sıkarız biz. Biz Nazilliler. Evet. Bayağı bildiğin turunç sıkarız. Çok da güzel olur. Farklı bir lezzet pidecilerde olsa gerek. Vardır yani. Çok tamamdır. Güzel oluyor. Bitti. Bitti. O zaman kaç alıyorum. Derece güzelim? 180 derece candır diyoruz her zaman. 180 derece canmış efendim ve 180 derecelik önceden ısıttığımız çekmecemizi de kapatalım. Şöyle fırına açayım. Gönderiyoruz. Tamam. Yo, hallettim güzelim. Ben şu elimi. Evet. Koyduk ve güzelce pişecekler. Zaten anlarız kıymanın piştiğini. Bitti. Böyle senin tariflerini seviyorum. Neden seviyorum biliyor musun? Bir de çok uğraştırmıyor. Yok yani hayat zaten böyle kendi içinde koşuşturmacı. Yemek de böyle şey. Saatlerce yapıp 5 dakikada bitiriyorsun. Bari pratik tarifler yapalım. %100. O kadar komplike olmasına da gerek yok. %100 katılıyorum. Evet efendim. İlk tarifimizi fırına gönderdik. İkinci tarifimizin malzeme listesi burada neydi? Mini mini tartoletler yapıyoruz. Davet sofralarının bence vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Çocukların özel günlerinde. Ya da doğum günlerinde malzeme listesi burada ekranlarınıza geliyor. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Bakalım tartoletlerin içinde neler varmış efendim. 100 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 su bardağı un. Kreması için 1,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya, yarım pakette krem şantimiz var. Üzeri için ise erimiş çikolata, Hindistan cevizi ve çilek. Bu kadar. Evet bu kadar. Ne yapıyoruz? Şimdi yoğurma kabımı alayım. İlk önce bir hamurunu yapıyoruz hamurunu, değil mi? Evet yapmamız gerekiyor. Şimdi tereyağımızı alacağım. Gerçi elim girecek beni ama. Olsun girsin yani, tabii ki. Yani. Girmeli de zaten. Evet. Şunu evet. Tereyağımızı aldık. Şimdi tereyağımızı ekliyoruz. Yumurtayı sen kırarsan seveceğim. Bu elim battı. Ellemeyeyim şimdi tabii kabuğunu. Ki. Pudra şekerimiz var. Hamurun malzemesi çok az. 4 malzemeden oluşuyor. Pudra şekerimiz şimdi de un koyduk. Un ölçüsü gene dedik yani 2 bardak falan ama işte yumurtanın büyüklüğünden falan unun kalitesinden de değişiklik gösterir. Biraz böyle ölçülü ölçülü gidelim. Yani 2,5 da olur, 1,5 da olabilir. Onu biraz dikkat edelim. Ölçülü hani ölçülü, ölçülü koyalım her zaman söylediğim evet. gibi. Ha, katı olduysa da böyle biraz sıvı yağ ekleyip şey yapabiliriz. Halledebiliriz. Halledebiliriz. Tabii ki bence de. Şimdi. Şimdi bunu güzelce yumuşak böyle kıvamlı bir hamur elde edeceğim. Evet. Koparmaya da başladı. İstediğin zaman ben yok şimdi edebilirim. Yeterli mi oldu diyorsun? Yeterli yani olacak eğer, büyük ihtimal. Eğer fazla sert olursa sıvı yağ evet, ekleyeceğiz. Evet sıvı yağ ekleriz. Çözümümüz de var yani, yani hani efendim. 1,5 gibi aldı mesela bu. İşte değişiyor. Hepsinden değişiyor. Değişiyor. Yani onun kalitesinden de değişiyor, yumurtanın büyüklüğünden de, evet. Hepsinden böyle farklılık gösteriyor. Değişiyor. O yüzden ölçülü gidelim efendim. Evet. Ben bunu yaptığımda arkadaşımın oğlunun doğum günü vardı, ona götürmüştüm. Daha böyle bu kullandığımız kalıpların daha küçükleri, turuf kağıtları var bilirsin. Ha bilirim. Onlar da yaptım böyle tek lokmalık. Çok güzel oldu. İyice minik onlar böyle. Evet, İyice evet. minnak oluyor. Böyle tek atımlık, tek lokmalık. Sofrada falan da böyle çok şık duruyor. Çok güzel görünüyor. Ben de, öyle de sözde evde ben de yaptırmıştım. Kendim yapmamıştım tabii ki. Evet, yeni kız olunca öyle yapmıyorsun. Öyle. Çok güzel olmuştu. Böğürtlenli ve çilekli evet. istemiştim ben. Yakıştırıyorum. Tartolete çileği çok yakıştırıyorum. Çok. Muz gibi. Değil mi? Muz gibi de güzel oluyor. Yani biz hani çilek dedik ama meyve olması şart değil. Muzda farklı meyveler de olur. Yaz, kış hangi mevsim meyvesi varsa o kullanılır. Onlarla yapılabilir. Önemli meyvesiz olan, de olur. Meyvesiz de olur. Doğru sözü şart yoruldun değil. Mu sen? Ha yok yok. O, şey biraz yapmakta. Kolkası. Şimdi lahmacunu şey yaptık. Bir de bu. Tamam. Şimdi kalıplarımızı alalım. Tamam canım.
Şimdi bizim kalıplarımız bir boy büyük onlar. Hı hı. Şöyle aşağı yukarı yeter herhalde. Çıkartayım ben sana. Hı. Çok kalın hani hamurumuzu şey yaparken açarken çok kalın yapmayalım. Biraz tamam. ince yapmakta fayda var. Fayda var. Şöyle bak maydanoz da girmiş içine. Tuğçe'cim bunları iki kat yaparsak daha tamam. evet sevinirim. Tamam. Şey olmasın açılmasınlar diye. Tamam şöyle hemen ben bir tane göstereyim. İki katlar şu Hı-hı. anda. Şöyle elimizde de açıp şekil verebiliriz. İsterseniz merdaneyle de olabilir. Belki. Yani o da olur ama Hı-hı. şöyle hemen içine koyup şöyle elimizde de yükselti yapabiliriz şöyle. Hı. Ben de sana yardımcı olayım bir taraftan. Hı. Bunu biraz daha böyle farklı süsleyeceğiz. Piştikten sonra böyle çikolataya batıracağız. Hı. Hindistan cevizine üzerine krema, çilek. Hı. Güzel bir şey oldu. Görüntü bayağı olarak. Bayağı güzel bir şey evet. olacak hem Aha. de. Şöyle. Hı. Çatalla da delik açacağız. Ben sana böyle böyle olur, yerleştiriyorum. Olur. Ben hemen şey yapayım. Düzelteyim. El yapalım ki. Şöyle şuradan yama yapalım. Heh. Eğer biraz azaldıysa yama da yapabiliriz şöyle, zaten. Evet. Ne olacak? Biraz daha büyük. İkili yapmakta fayda var diyorsun. Evet. Çünkü şey olmasın. Açılmasın. Açılma yapmasın. Evet aşağı yukarı yeter herhalde bunlar da. Ben şuradan sana böyle biraz... yerleştiriyorum. Şimdi bunlar fırına gidecek. Bunlar fırına gidecek, evet. Hı hı. Biz de o sırada sosunu mu hazırlayacağız? Sosunu hazırlayalım. Sosu tamam. hazır olmuş olsun. Şöyle. Silikon kalıplarımız varsa silikon kalıp Onlarla da olur. Onlarla çok daha rahat olur hatta ki bence. Aha. Değil mi? Evet. İkili ikili yine açmaya devam ediyorum. Biraz düzelteyim. Biz beyaz krema yapacağız ama isterlerse kakaolu da evet. yapabilirler. Bitter. İçine. Ben beyaz krema daha çok seviyorum. Ben de içinde beyaz krema daha çok seviyorum. Tartolete daha çok evet. yakışıyor diye düşünüyorum. Ama daha ince yapmak isterlerse işte oklavayla da öyle bir inceltebilirler. Yani ama gerek, ama gerek yok zaten. Yok. Hemen şekil alıyor kalıbımızın şeklinde böyle. O yüzden çok gerek yok bence Hı-hı. de. Biraz açarken... Daha ince mi yapalım? Evet. Ben kalın mı yapıyorum? Bir tarafı kalın olunca bu sefer kaydırmam zor oluyor. Zor oluyor. Ha. O yüzden şöyle açtığımda. Her tarafı eşit bir şekilde. Evet. O zaman da şey oluyor. Hani bir tarafı kalın bir tarafı ince oluyor. Hı-hı. İster istemez. Şöyle. Şu an oldu mesela. Aynen aynen. Evet. Tamam. Çok evet. iyi. Kaç derecede pişecekler beyancığım? Bu daha böyle düşük bir şeydi. 160-170 arası olur. Ya yani fırının ısısından işte her fırın farklı Farklılık olur. Gösteriyor. Aynen gösteriyor. Şunu alayım. Evet her tarafına eşit bir şekilde bayağı yağlı da bir hamur. Değil mi? Yani. Yani. Yağlı Ama yağlı. Ama bu tarz böyle tart işte kurabiye tarzı şeyler maalesef yağ içeriyor. Yağ içeriyor. Yağ içerir. Evet. Dikkat. Ama işte yağ da lezzet veriyor. Yani. Yapacak bir şey yok diyorsun. Kesinlikle. Lezzetini veren de biraz da o. Kaç tane çıktı mesela bundan? 3, 6, 9, 10 tane çıktı. 10 tane evet. Daha küçük kalıp kullanırsak daha evet, fazla. Evet 20 tane çıkartabiliriz. O trüf şeyleri vardır. Kağıtları diyelim. O trüf kağıtlarından kullanırsanız tek atımlık. Evet. Hem daha çok elde etmiş olabiliriz. Evet. Kalabalık misafirlerde daha iyi olur. Bence de. Peki ne zaman başlıyorsun? Kanalını açtın mı? Açıyor musun? Açtım açtım. Ha, devam açtın. Ediyorum. Hı-hı. Ama böyle biraz daha zaman var. Var mı? Hı-hı. Şimdi projelendiriyorsun evet, aslında aynen, biraz kafada. Galiba. Evet. Ha, profesyonel için. Ekiplerle çalışacaksın biraz herhalde. Biraz daha tabii ki. Ha, herhalde. Evet. Hı. Evet son bir tane kaldı. Onu... çatalla deler misin sen? Tabii ki delerim. Kabarmasın. Şunu alayım hatta. Nohut falan da koyabiliriz. Ha, yok. O, yani bir de şöyle hani kabartma tozu falan içinde bir şey yok ama işte o hamuru yumurtanın
kabartma özelliği var ya. Evet. Ondan dolayı böyle çok kabarık böyle bir şey olmasın diye. Tamam. Hani kabartma tuzu falan hiç kullanmadık içine. Evet evet biliyorum. Deldim ben. Tamam şunu da verdim. Bir tane daha kaldı. Evet. Şöyle. Tepsimize yerleştirelim. Hı-hı. Olur. Hı-hı. Kremasını hazırlayalım. Kreması da beklesin. Tamam canım. Evet. Ay, kontrollü pişirelim. Düşük ısı dedik. 160 derece civarında. 160-165. Hı hı. O civarda kurtarır bizi. 8-10 tane çıkarttık tam yani. Olarak. Biz. Ama büyük olacak bir de bu. Hı hı. Bayağı büyük olacak. Tabii porsiyonu büyük olacak. Bu 2-3 lokmalık olacak. Hı hı. Bir tanesi. Onu da çatalla. Pardon. Evet. Tamamdır. Fırına gönderiyoruz efendim. Fırına gönderirken sen de istersen sosunu hazırlamaya başlayabilirsin. Tamam. Tencereni alayım. 160 derecede biraz daha düşük bir ısıda pişireceğiz. Evet. Evet şöyle koyalım. Kontrollü kontrollü gideceğiz beraberce. Şimdi haydi sosunu hazırlayalım. Tamam. Neler var sosumuzda? Sosumuzda şöyle krem şanti, vanilya hariç diğer hepsini koyuyoruz. Evet. Krem şanti ve vanilya hariç hepsini koyuyoruz tencereye. Evet. Bunlar kalıyor. Şunlar evet ayrılsın burada. Şunu da verebilirim. Ver güzelim. Şöyle. Açayım ocağımızın altını. Evet. Bir pişirelim. Güzelce muhallebimizi yapalım. Kısalım ben bir istersen. Elimi yıkıyorum. Ha. Kısayım. Sütümüzü koyduk. Ben hemen bir elimi yıkayıp geliyorum. Nişastayı ekledim. Unumuzu, şekerimizi ekliyorum. Bunda da az malzeme var zaten. Sonra bunu böyle çırpıyoruz. Ve koyduğumuz evet. kadar pişiyoruz. Çırpma teli. Burada. Al canım. Evet. Ben sana onu değil de bir saniye teflon ya başka evet. bir çırpma teli vereyim. Hah, süper. Silikon Doğru, ben verelim. Çünkü havadan yeşil yok, yapacaktım. Yok yok silikon verelim. Aha. Yanlış konulmuş oraya. Evet. Bu böyle koyulaşacak. Ondan sonra. Sütümüzü koydun nişastayı mı koydun? Nişasta, nişasta un, şeker. Tamam. Sütümüz, nişastamız, unumuz, şekerimiz konuldu. Evet. Muhallebimiz bu şekilde pişireceğiz. En son içine krem şanti, vanilya. Vanilyayı koyacağız, hı hı. evet. Tereyağı koymuyorsun. Yok, tereyağı içinde zaten. Yeterince fazla var. Fazla koyduk tereyağı. Bu bende muhallebilerde bu kremalarda bir sonradan böyle ocağı kapattıktan sonra eklenen. Bir yemek kaşığı ha, kadar. Bir güzel falan. Oluyor ama. Evet. Hem de parlaklık da veriyor. Tereyağın kokusu. Hı hı. Evet, bir taraftan bir şu lahmacuna da bakmak istiyorum onu, efendim. Onu da bence daha var. Var, zaten. Var, var. Daha zamanı evet, var. Evet, bir kabarma falan ufak. Rulo yaptırmayacağım onu. Rulo. Yok yok yapacağız. Evet. Gösterelim nasıl olduğunda. Şimdi bunu merak ediyorum. Yağ çekmeyen, o. üçüncü tarifimiz efendim. Evet. Aslında bunun üzerine konuşuyoruz biraz. Yağ çekmeyen. Hamur. Hamur kızartması. Evet. Niye yağ çekmiyor? Zaman, yediğin zaman da anlayacaksın. Ya pişi mi bu? Pişi mi? Ha. Evet. Pişi yapıyoruz. Evet. Şöyle hani o bir yağlı his yerken böyle. Bir... Olur bir rahatsız da evet, eder. Hiç, evet. İnsanları beni de rahatsız eder. Bunda o yok. Neden olmuyor? Neden yok? Yoğurttan ve kabartma tuzundan kaynaklı yok. Ha. İçine o normalde. Yağda kızarmasına rağmen yağ yok. Çekmiyor. Ha. Allah Allah. Yani iddialıyım. Ben de çok öyle bir denendi. Severim ki pişiyi. Çok. Yani çok az malzemesi var. Hatta bunu şey de yapabilirler. Hamurunu yoğursunlar. Güzelce hı-hı. kapatsınlar ağzını. Streçleyip buzdolabına atsınlar. Ertesi sabah çıkarıp yapsınlar. Çıkarıp yapılabilir. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Bak kıvam aldı. Hemen aldı zaten. Pıttık pıttık. Göbek evet. atıyor şu an muhallebimiz. Şöyle hemen bir iki taşım daha kaynasın. Ocaktan alalım. Bu ilk sıcaklığı çıksın ondan sonra diğer malzemeleri ekleyelim. Tamam güzelim. Kapatabilirsin. Kapadım. Şöyle yer değiştirelim. Şimdi vanilyayı ekleyebilirim gerçi. Krem şantiyi de bir ilk sıcağı çıksın ondan sonra eklesin. Tamamdır. Vanilya. Bu vanilyayı da mutlaka böyle ocaktan aldıktan sonra eklemek evet, lazım ki o kokusu versin. Evet versin iyice. Bu evet. tamam.
Bu bekleyeceğiz. Tartuletlerimizin pişmesini bekleyeceğiz. Sadece krem şanti ilave edeceğiz efendim. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Daha sonra süsleme aşamasına geçeceğiz. Süsleme aşamasını zaten birlikte gösteririz. Birlikte yapacağız. O zaman bu da böyle dura koysun. İlk sıcağı çıksın. Unutmuyoruz, krem şanti ekleyeceğiz. Şimdi biz üçüncü tarifimizi yapalım. Tamam. Yağ çekmeyen pişi yapıyoruz efendim. Malzeme listesi burada ekranlarınıza geliyor. Bakalım içinde neler varmış. Neden yağ çekmiyormuş söylemiştik ama yine konuşacağız üzerine tabii ki. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı yoğurt, bir adet yumurta, bir paket kabartma tuzu. 3 su bardağı un, tuz. Kızartmak içinse tabii ki sıvı yağımız var. Ben hatta sıvı yağ ocağı alayım. Onu böyle bir kızdırmaya başlayalım. Ben hemen aldım. Tabii ki canım. Şunu da evet. Öne doğru koyayım mı? Olur, olur, tamam. Olur tabii ki. Açın, bu kadar yağ yeterli olacak mı? Yeter. Eminsin. Hamurumuz şey. Biraz ince açacağız. İnce açacaksın. Aha. Tamam. Hemen başlıyorum. Lütfen. Yumurtamız. Evet. Hı-hı. Şöyle. Süt var. Hem süt hem yoğurt. Yoğurt var. Kullanıyoruz. O yüzden de yağ çekmiyormuş. Evet. Kabartma tozu da var. Hı-hı. Şimdi. Merdane istiyor musun? Evet. Tamam. Hı-hı. Şimdi bunları böyle bir güzelce karıştırıyorum. Hı-hı. Ununu. Aa, tuzumuz. Daha tamam, ben göz kararı atarım. Bir çay kaşığı dolu dolu böyle. Bir çay kaşığı. Tamam. Unumuzu de ölçülü. Ele yapışmaz. Hı hı. Tamam. Yeter. Hı hı. Kabartma tozumuzu da ekledim. Şimdi bunu güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmaz, yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ele yapışmayan, hı-hı, yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Evet. Alıyorum önünden. Sabah kahvaltılarında ben yapıyorum bunu. Ay işte böyle sürülebilir çikolata, içine peynir, reçel, domates. Çok güzel oluyor. Yani her türlü bence. Evet. İyi böyle az yağ çekiyorsa bu tarifi alacağım. Gerçekten hani yani yediğin zaman fark edeceksin. Fark edeceğim. İddialıyım çünkü. Süper. Şimdi biraz daha un lazım çünkü olacak. Çünkü yapışıyor şu an. Evet. Tamam. Daha un istediğin kadar verebiliriz. Evet, daha ihtiyacım olacak. Ne aradın tartulette canım? Tartulette kullandığımız unu da kullanabiliriz. Hı, getireyim devamını. Onu var zaten yani unu. Tartuletteki saydığımız un fazla geldi mesela. Bunda da söylediğimiz daha fazla i̇şte, istedi. Yani. Çünkü sütü. Yumurtanın büyüklüğü. Evet, bardak. Bardak ölçüleri. Yok, yeterli. Ay çok mu koydun birden? Azdı çünkü. Yine eğer katı oldu diyelim. Ekleme yapabiliriz. Açabiliriz hamurumuzu. Tamam. Hemen böyle ufaktan bir süt. Yeterli olur. Yeterli olur. Hı-hı. Tamam, şu an suda ihtiyacın var mı? Şu an yok, toparlarım yok, tamam, herhalde. Hı-hı. Elimde var. Evet. Oh. Güzel tarifler ya. Ya kolay, her evde olan şey. Yapacağın salatanın yanında da yenir. Yani evet, pişiriyorum. Çok güzel ekmek olur. Niyetine. Evet. Bayağı lahmacun fırında. Evet. Bir taraftan tartoletler. Yalnız lahmacunun bir yeri öyle bir kabardı ki. Kabarıyor. Kabarıyor mu? Öyle normal, şeyler oluyor. Normal bir durum. Böyle göbek göbek bazı yerler böyle bir kabarıyor, coştu yani. Sosumuzdan kaynaklı. Evet. Sostan kaynaklı mı kabarıyor? Evet. Şöyle tezgah üstünde yapayım. Bir kendini bulsun tezgah üstünde. Evet. İstersen onu getirebilirim. Merdaneyle. Açmak için evet ihtiyacım olacak. Bu tarafta Tuğçe un var kabın içinde. Ya burada da var. Hatta biraz daha istiyor un buna. Elimden ayrılmıyor. Geliyorum. Bayağı un koyduk bu arada. Bayağı un koyduk. Evet. Niye öyle? Yumurta mı büyük geldi acaba? Şey, sütle yoğurdumuz biraz fazlaydı. Fazla. Ama şimdi, işte kıvamın aslında seyircilerimize biraz anlatmak daha önemli. Ele yapışmaz. Böyle hani yumuşak. Çok sert olmayacak. Olmayacak. Hı-hı. Ele yapışmayan, çok sert olmayan evet, bir hamur elde edeceğiz. Evet. Hı. Şu an aslında toparlamaya başlıyor yavaş artık, yavaş. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Yok. Şimdi şimdi şey yapayım, hepsini toparlayayım bir. Tamam. Biraz daha un vereyim mi ellerin yok, için? Kenardakileri alırım. Kullanıyorsun. Hı-hı. Tamam canım. Ben böyle kare kare şekil vereceğim. Ama kare böyle kalıplar da kullanabiliriz. Ha. Çiçekli kalıplar falan oluyor ya.
Onları da kullanabiliriz. Evet, o tarz tamam. Kalıplarda yani farklı. Kurabiye kalıplarını. Kurabiye işte kalpli, hı-hı, farklı farklı kalıplarda kullanabiliriz. Tamam. İşte çocukları mutlu etmek için. Daha böyle eğlenceli bir hale getirebiliriz, evet, pişimizi. Hı-hı. Elime biraz. Yağımızda. Onu alayım ki sıyırayım. Güzelim. Yeterli tamam, herhalde. Şimdi incecik açacaksın diye, evet, tahmin ediyorum. Böyle tabak inceliğinde. Heh. Çok da hani şey değil. Aşırı böyle kağıt gibi, evet, de evet, değil. Tabii değil. Tabak inceliğinde. Şimdi şu yağ beni öyle bir korkutuyor ki bir anda böyle pıt diye bu taraftan suratıma gelecekmiş gibi. Allah korusun. Neyse. Evet. Şimdi güzelce bir toparlayayım hepsini. Hmm. Ondan sonra açalım. Yağımız da herhalde sinyal veriyor zaten. Ya diyor ki artık bir an yani önce diyor. Kes beni, evet, diyor. Aç beni. Bir an önce at. Şöyle yumuşak. Hı. Yapışmayan, evet, yumuşak, hı-hı, böyle bir hamur. Evet. Hakikaten sert bir hamur da değil hakikaten. Yok değil. Şunları alalım. Alalım güzelim. Hı-hı. Heyecanla bekliyoruz bezelerimizi. Bir kare elde edecekmişiz. Biraz un serpelim mi? Tabii ki. Unumuzu da serptik. Hı-hı. Şimdi merdanemizi yardımıyla açıyoruz. Evet. Kareler yapacaksın ve kare, evet, kare kızartacaksın. Ama efendim evde kullanacağınız kurabiye, yani varsa kullandığınız kalıplar, kurabiye, evet, kalıpları. Evet, yıldızlar olur, hı-hı, işte yoncalar olur, nasıl, evet, isterseniz. Onlar öyle da olur. Kullanabilirsiniz. Hı-hı. Bir tabak kalınlığında açıyoruz, öyle incecik kağıt gibi de değil. Ve yapılışı da çok kolay. Çok aslında kolay, hakikaten çok kolay. Kalınlığı bu, öyle mi? Yok, daha açacağım. Biraz daha açacaksın. Biraz daha açacağım. Biraz daha ev halkı en çok hangi yemeğini seviyor Beyhan'cığım? Bu aralar eşim böyle bir ıspanak salatasına sarmış gidiyordur. Ispanak salatası. Evet. Aa, gerçekten. Ne koyuyorsun ki içine? Farklı. Çok farklı malzemeler koyuyorum. Niye burada yapmadık ya? Yaparız. Yapalım. Yani, ıspanak da bitiyor, evet, gidiyor ya, ama. Evet, ama. Evet. Neyse yaparız ya. İllaki. Yaparız. Seneye yaparız. İnşallah. Seneye değil mi? Önümüzdeki kış yaparız. Ha, peki yani, neler yaparız var içinde? Neler var? Çilek var. Nar var. Aa. Kaju var. Ceviz var. Çilek, nar, kaju, ceviz, ıspanak. Evet. Roka koyuyorum biraz. Roka. Evet. Çiğ ıspanaktan hiçbir şekilde kavurma. Sumak hiçbir koyuyor şey musun? Yok, sumak koymadım. Hı. Peynir koyuyorum. Akşamlar onu mu yemek istiyor? Evet. Hafif sabah geliyor akşam bence. Evet, gerçekten. Ve rejim mi yapıyor? Biraz da o da var. Anladım. Var mı kilosu? Yani yemek işiyle uğraşıp da. Yani hanım mecbur tabii. O da mı yemek işiyle uğraşıyor? Yok yok, ben yapınca mecbur yiyecek. Ha, mecbur yiyecek. Yani hani ev halkı falan eşi. Anladım ben, mesajları aldım. Evde neler olduğunu şu an öngörebiliyorum. Yani yaşamak için. Yaşamak için tabii yememiz gerekiyor hepimizin. Belli başlı besin gruplarını tabii almamız gerekiyor. Evet. Şöyle. Hı hı. Kesiyorum. Tamam canım. Şimdi bunları böyle hemen kızartacağız. Çabucak pişiyor zaten. Ha, ben daha büyük hayal etmiştim. Ha öyle mi? Yapabiliriz, evet, de. Yo, hayır hayır. Yapayım. Hiç ha, yapma. Tamam. Ben sadece kendi hayal gücüm. Ha. Bugün benim hayal gücüm seninkiyle çok bambaşka, evet, çalışıyor. Be. Lahmacun da çok başka, evet, hayaller kuruyordum. Ay bakayım. Aa, yine bu kabardı, evet. Oradan kabarıyor, oradan kabarıyor. Lahmacun. Bence bu olmuş ama. Neyse. Bizim istersen bir yağ attıktan sonra şöyle göstereyim seyircilerimize de. Bana olmuş gibi geldi sende. Bir bak, biraz daha. Biraz daha kalsın. Biraz daha kalsın. Peki. Şöyle. Birazcık daha kalıyor efendim. Atayım mı ben? Olur tabii. Korkarak. Atayım mı ben? Yok yok. Böyle minnak minnak kareler, dikdörtgenler, bazen, evet, üçgenler. Evet. Evet. Güzelce kızartacağız. Evet. Neydi özelliği efendim? Yağ çekmiyordu. Hı. Şimdi ben buna bir
sunum tabağı evet, hazırlayayım. İyi olur çünkü hemen pişti zaten, bitti bile. Evet. Bir havlu kağıt da koyayım ki, ama zaten yağ çekmiyordu, koymayacağım. Yok, gerek yok, hayır. Ha. Tabii ki. Bir de niye havlu kağıt koyuyorum, adı üstünde. Değil mi? Aa, ne güzel oldu. Öyle tek atımlık. Tek atımlık. Hı-hı. Sen bana tamam de, oldu mu? Böyle bir çevireyim mi bunları? Biraz böyle sararmaya başlayınca çevirebilirsin. Hı. Evet, hafif hafif sararmaya da hı-hı, başladı bazıları. Vallahi tek öyle, atımlık çok güzel. Hı-hı. Şimdi o partiyi de biraz daha. Pikniklerde falan. Özellikle. Yanında götür. Tabii. Yapıp götürüyordum ben. Yumurtadan, pardon özür diliyorum, yoğurt ve süt bir arada kullandığımız hı-hı, için mi bu yağ çekmiyordu? Kabartma tozu da var, yoğurt. Hmm. Yani yağ çekmemesi, süt yumuşak nedeni olmasını, hı-hı, yoğurtta bu yağ çekmeme özelliği kabartma tozuyla birlikte. Yağ çekmeme özelliği sağlıyor, kabartma tozu hı-hı, ve yoğurt sayesindeymiş. Evet. Güzel işte, yağ çekmeyince ama evet, yağ çekmeyince de daha fazla yeniyor Beyhan. Yeniyor yani. Seviyoruz ama. Yeniyor, ben de seviyorum. Seviyoruz. Hamur işi seviyoruz. Seviyoruz. Seven bir millet. Evet. Böyle altın rengini alınca efendim. Evet, altın efendim, rengi alınca hemen gibi böyle bitti, bir çevirebiliriz. Evet. Ben devam ediyorum. Sen o zaman devam et, ben tartuletin şeyini yapayım mı? Olmuştur o da. Onun krem şantisini vereceğim sana. Ha? Al güzelim. Efendim, tartuletin hatırlarsanız kremasını evet, yapmıştık. Bir tekne eksik kalmıştı. Krem şantisi. O biraz sıcağı çıksın hı-hı, istemiştik. Şimdi krem şantisini de ilave ettik. Ve şöyle güzelce karıştırıyor. Krem şanti evet, daha böyle bir lezzet veriyor. Tatlandırıyor. Ben bunu sıkma torbasıyla koymuştum. Tartuletlerin üzerine çok daha böyle güzel şekil olmuş. Şekil olarak. Evet, şekil olarak öyle de koyabilirler. Aklınızda olsun. Evet, bazıları yani şöyle topaklanınca mikserden de hemen blenderdan da böyle geçirebilirler. Daha ha, böyle topaklanınca şey, evet, diyorsun. Hı-hı. Bir daha ben bir fırına bakayım diyorum. Büyük ihtimal olmuştur. Artık bence de. Lahmacun böreğini kurtarabiliriz. Ha. Değil mi? Hı-hı. Şöyle bir çıkartıyorum o zaman. Şöyle. Ben bir şeylere bakayım o arada. Hı-hı. Lahmacun böreğini efendim şöyle kenara bırakıyorum. Çünkü birazdan ne evet, yapacağız bir onu? Çıksın. Rulo yapacağız. Evet, evet, bir sıcaklığı elim çıksın. O ben inatla yaptırmak istemediğim ruloyu illaki yapacağım. Bir taraftan da pişilerimiz oluyor. Bazıları oldu hatta. Neydi özelliği pişimizin? Yağ çekmemesiydi. Şöyle olanları ben yan yana koyayım. Anis gibi görünüyorlar. Ben lahmacun böreğini hani yaptığım usulde göstermeye çalışıyorum. Ama senin dediğin mantık da olur. Keserek. Olur, böyle de kese kese de yani. Dilimleyerek o senin mantık da olur yani. Yanlış bir şey söylemiyoruz, yok, bahsetmiyoruz. Hayır, hayır. Ben bir taraftan pişileri alıyorum. Bir taraftan hı-hı, da diğerlerini atıyorum. Ve yağ kokmadığım asla bir gün olsun istemiyorum. Tuğçe'nin mutfağa devam ettiği sürece. Hep kızartma olsun. Her gün yağ kokmak istiyorum. Gerçekten sen bak, evde ben ne yapıyorsun? Ya, bir de bizi sok. Evet. Sürekli videolar evet, videolar. Yani sürekli yapıyoruz. Sürekli çekimler. Evet, ben bunu hallediyorum. Bu tamam, iş bende. Tamam. Tamam canım. Hı-hı. Bu da tamam zaten. Evet. Sen bir tartoletlere de bak istersen. Olur. Beyhancığım. Efendim bu kenara arada alayım, bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Eğer benimle beraber bu mutfakta yemek yapmak isterseniz, böyle bir yağ kokalım falan derseniz, bu mutfakta da yağ kokalım. Kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabiliyorsunuz. Ve orada bir başvuru formumuz var. Onu doldurmanızı rica ediyoruz. Sonra arkadaşlarımız değerlendiriyor ve geliyorsunuz, belki bu mutfakta beraberce yemek yapıyoruz. Bu hatırlatmamızı da her zamanki gibi, her gün gibi yapalım. Evet canım. Ben seni bekliyorum. Ne durumda? O biraz üste çıkardım. Altta hı-hı, kaldığı için biraz daha kızarsın diye daha var. Tamam. O zaman salatamızı yapalım. Başlayalım. Evet efendim. Salatamız tamam, günün son tarifi neydi? Jülyen salata. Niye jülyen? Çünkü tüm malzemeler jülyen doğranmış. Şu anda ekranlarınıza gelecek salatanın malzeme listesi. Ben de sizlerle paylaşıyorum.
3 adet havuç, 2 adet kabak, 10 adet kornişon turşu, 10 adet kornişon mantar, 1 kutu mısır, 1 adet közlenmiş kırmızı biber, 1 kase zeytin turşusu, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu. Soslu için 1 kase yoğurt, 2 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı mayonez, kuru nane ve tuzumuz var. Bu kadar. Bu kadar. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi biz şunu alıyorum ocaktan. Tamam, şöyle geleyim. Evet, ben ocağın altını açayım. Biz soteliyor muyuz bunu? Evet, soteleyeceğiz. Havucu ve kabağı ayrı ayrı soteleyeceğiz. Ondan sonra şunu alayım. Tamam. Şu şekilde böyle uzun uzun doğradım. Bunları güzelce. O bende. Sen diğer işlemleri yap. Tamam. Ne dersin? Tamam. Şöyle bıraktım. Ben hallederim. Zaten pişilerde oldu. Pişiyle işim bitiyor. Ne aradın güzelim? Peçete alacağım. Al. Vallahi efendim işte temizliği. Böyle kızardı mis gibi pişiler. Ama şimdi salatamıza geçiyoruz bir taraftan da. Evet. Salata çok lezzetli, çok doyurucu bir salata doyurucu. Oluyor. Şimdi ben şunları doğrayayım. Kabağımı şöyle öne bırakayım. Havuçları olduktan sonra ben kabağa koyarım. Şey ama zaten çok da öldürmeyeceğiz değil mi? Biraz ağza hani böyle hafiften bir gelsin. Ya havuç iyi de yeniliyor. Tamam canım. Şimdi sen kornişon turşuları doğruyorsun. Evet. Şöyle. Evet. Ben de pişilerimiz de oldu efendim. Hem de mis gibi oldular. Tek atımlık. Evet. Kare kare. Bazıları üçgen, bazıları dikdörtgen. Tatlış tatlış. Ama hakikaten bu pişileri böyle... Eğer senin söylediğin gibi kurabiye kalıbıyla yapılırsa çok daha da güzel olur bence. Evet. Daha görsel anlamda değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Hani çocukları böyle biraz daha cezbetmek için, şey yapmak için o tarzda da yapabiliriz. Kalp yapmıştım ben yanılmıyorsam. Kalp çok güzel olur. Kalp şekli kullanmıştım. Ama bayağı lezzetli oluyor. Şimdi kornişon turşularımız. Turşuları efendim, ekliyorum. Böyle pişimizi koydum. Mis gibi kızardı. Çikolataya batır batır ye. Peynir, reçel batır i̇ster batır tatlı, ye. İster tuzlu. Nasıl dilerseniz. Hangisini tercih edersek. Evet. Şöyle. Bunları da böyle diyorsun. Julien'e. Julien yani doğrayacağım. Yani salatanın adı Julien olunca hakkını vermek lazım. Evet, doğru diyorsun. Et yemeklerinin yanına çok yakışacaktır bu salata. Çok böyle... Doyurucu, çok lezzetli. Keyifli bir salata. Oluyor. Evet. Ben kabakları da ilave ediyorum. Bayağı da yoğun malzemeli. Evet. Yani burada gene damak zevki diyoruz her zaman için. Farklı lezzetler de ekleyebiliriz. Biraz sıcak bir salata. Ha? Yok, soğutacak. Soğutacak mıyız? Aha. Yok, tamam. Öyle şey değil. Acaba dedim sıcak bir salata yok, mı? Değil. Bu arada bir de fırına bakmak istiyorum. Tartoletler kızardı kenarları bayağı. Kenarları mı? Bakayım ben de. Bir bak istersen. Kapatalım. Kapatalım tamam, mı? Kapatalım. Oldu mu? Evet, evet. Tamam. Ay, hatta... Açıverdin kolum yandı. Aa, şeker. Evet, kenara alayım derken, ben. Evet. Şimdi bu tartoletlerin içini yaptığımız kremayla dolduracağız. Üzerine çikolatayla, hindistan ceviziyle, çileğiyle süsleyeceğiz değil mi? Tartoletin işi de bitti aslında efendim. Ama şöyle bir ilk sıcağı çıksın sıcağı, onun evet. da. Evet, kenara alalım. Salatamıza devam edelim. Lahmacunumuz oldu. Lahmacun böreğimiz. Sadece rulo şeklinde saracağız. Değil evet. mi? Başka hiçbir işlemi kalmadı. Yok, hayır. Pişilerimiz hazır. Altın gibi böyle kızardılar mis gibi şu an görüyorsunuz. Şimdi günün son lezzeti olan salatayı da yaptık mı? Peki. Daha ne olsun? Bir baharat ekleyeyim mi? Yok, o şekilde sosuna ekleyeceğiz. Onlar güzelce piştikten sonra bitti o işi. Ben de burada doğrama işlemini bitiriyorum. Tamam. Ve salatamızın bütün ikisini karıştıracağız ve bitecek. O kadar. Başka o kadar, bir evet, işlemi evet. yok. Sonra evet. tartoletleri süsleriz. O sırada çünkü çıkar da ilk sıcağı. Evet. Soğurlar. Soğurlar. Evet. İsterseniz böğürtlenle de çok güzel oluyor. Böğürtlenle de süsleyebilirsiniz. Evet. Damak zevki diyoruz her zaman için. Evet. Tamamen neyi sevdiğinize bağlı. Evet. Bu salatada süzme yoğurt da kullanabilirler. Çok da güzel lezzet katar. Ben genelde bu tarz şeylerde hep böyle süzme yoğurt koyuyorum. Süzme yoğurt kullanıyorsun.
Bu arada ben sordum, cevap aldın mı? Cevap aldıysam da unuttum galiba. Beyhancığım, bir baharat yok, eklemiyoruz. Sosuna ekleyeceğiz. Tamam, sosuna ekleyeceğiz, tamam. Evet, şu an kabaklarımızı, havuçlarımızı öldürme işlemine devam ediyoruz. Sen mantarları mı doğruyorsun? Ben mantarları doğruyorum. Kırmızı biber doğrayacağım. Hatta mısırı da ekleyeyim şöyle içine. Ekleyelim. Ondan sonra yeşilliğimiz var. Hı hı. Maydanoz ve dereotu kullanıyoruz. Onları da doğrayıp ekleyeceğim içine. Sosuna da sarımsakları ezeyim mi? Olur. Sevinirim. İster misin? Hı hı. Sosumuz zaten mayonez. Evet. Yoğurt ve sarımsak. Hı hı. Sevdiğimiz, evet, benimsediğimiz klasik soslarımızdan yakışıyor. Üçü. Evet. Şuradan bir bıçak alayım ki ben. Sosumuzun içine de nane, karabiber, toz böyle kırmızı biber de koyabiliriz. Lezzet katması için. Böyle de bayağı renkli oluyor. Keyifli oluyor diyorsun. Bayağı renkli bir salata oluyor aslında. Evet. Yani malzemelere... Eşim bunu sevmiyor mu? Bunu sever aslında, sevebilir, sevdiği bütün malzemeler var içinde. Var mı? Hı-hı. Ama diyorsun son zamanlarda ıspanak. Ispanak. Evet. Çok hamur işi yiyor mu? Yeriz. Ailecek yeriz. Yani hani. Ailecek severiz. Evet. Çoluklu çocuklu. Çocuğun kilosu ne durumda? O iyi. O bayağı iyi. Kaç yaşındaydı Beyhan'cığım? 12. Ya? 12. Hı-hı. Ya Beyhan valla 12 yaşında çocuğum var değil mi? Maşallah. Evet, evet. Yani kadınların yaşı sorulmaz derler ama bence sorulur. Hiç de bir mahsuru yok. Yani hissettiğin yaştayım ben. Öyle. O yüzden sen sorabilirsin. Ha. Kaç yaşındasın? 30. Hissettiğini mi söyleyeceksin, gerçeği mi? Hangisini söyleyeyim? Yani gerçeği de söyle, hissettiğini de söyle. Tamam. Heh. Yani 20'ye yaklaştım. Hadi 19, 20 arası falan. Evet. Ama 36. Kaç? 36. Söylerken ağzım şey olmuyor, söyleyemiyorum. Olsun. 36. Olsun. Yok canım, söylüyorum. Ben mesela kendimi 26'da fixledim. Orada bıraktım 26'da, durdurdum. Yani evet. En 26 son böyle... hoşuma gidiyor çünkü benim. Çünkü hep şey düşünüyordum. Ah bir 18 olsam, şöyle bir 20 falan olsam. En son oraları düşünürken şu an 36 dedi. Ya. Öyle bir 18-20'den yukarı çıkmayayım ben de. Ben de biliyor musun, yani hakikaten böyle yavaş yavaş yiyorum. Ben de 32,5 yaşındayım. Bak iki, yani yarım ayı, 6 ayı da ekleyemiyorum yani. Evet. Ama 40'a doğru gidiyoruz, gidiyoruz yani. Gidiyoruz yani, gerçekten hani 35'i devirdik. Vallahi. Gidiyoruz. Şey, ben devirmedim. Benim tamam, iki hayatım. 2,5 sene daha var. Tamam, ben devirdim. Doğru, haklısın. Güzel yaşam. Olsun. Ama hakikaten kendine nasıl baktığın. Evet. Ya gerçekten hani hiç. Çünkü ne şey hissettiğin yani, o işte 15'li yaş civarlarında falan bu 35'ler 40'lar falan şey geliyordu, hani teyze modu geliyordu. Evet. Ya aslında değilmiş yani. Hiç de değil. Değil. Teyze modu değil, ben şu an 36 olarak da. Yani bence hakikaten öyle. Kendine nasıl baktığın, yediğin besinler. İşte kötü alışkanlıklardan uzak durmak, spor yapmak. Ya kendini hissettiğin yaş bence önemli. Tamam, okey. %100 öyle. Nüfus kağıdı farklı gösteriyor ama. Aman olsun, çok da önemi yok hakikaten. Kesinlikle. Bu arada şu bir tartolet hamurundan bir tane seyircilerimize gösterelim mi? Gitmeden gösterelim diyorum, tamam, ben. Pişerken bir taraftan da. Ne dersin? Şöyle vereyim. Hemen tabii. Alayım. Bir tanesini en azından göstereyim. Kaşığa ihtiyacın var mı? Şunu karıştırmak için olacaktır. Al güzelim. Hemen şöyle sana çikolata şuradan... sosumuz var. Bak, tam tartoletlik bir kapta getirdim. Süper. Şimdi. Ne aradın? Şunu koy. Hı. Tamam. Şöyle. Ve Hindistan cevizine. Oturuyoruz. Evet. Ondan sonra kremamız nerede? Burada. Ben de. Kremamızı. Ha. Bir kaşık bir daha. Bir kaşık daha. Al canım. Dediğim gibi sıkma torbasıyla koyarsak çok daha böyle şık oluyor. Şöyle koyuyorum. Üzerine de çilek. Bitti. Bu kadar. Bu bir kadar. Tane çilek bir koyuyoruz. Bir tane çilek. Evet. Bıçak. Ay çok tatlış ya. Ne yapıyoruz? Çikolatamıza batırıyoruz. Evet. Sonra Hindistan cevizi koyuyoruz. Hı hı. Sonra da çileğimizle ya da istediğimiz meyvelerle süslüyoruz. Bu kadar. Oh, çok güzel. Hı. Eline sağlık. Devam edebiliriz salataya. Tamam. Ben bir vaktimizde olmadan seyircilerimize de evet göstermek istedim. Zaten arada tüm tartoletleri yapmış olacağız. Şimdi salatamız yeşilliklerimizi de doğrayacağız.
Evet. Bu arada havucumuz ve kabağımız da pişti. İçine koyacağız tüm malzemeleri, karıştıracağız. Yaptığımız yoğurt sosunu karıştırıyoruz servis tabağına. Servis tabağına gidiyor. Gitti. Efendim biz bir etrafı toparlıyoruz, tartoletlerimizi hazırlıyoruz. Bakalım hangi lezzetlerle karşınızdayız? Evet efendim, güzel Beyhan'la birlikte yine çok güzel lezzetler yaptık. Tartoletlerimiz, pişimiz hakikaten yağ çekmiyor, denedim az önce. Evet, söyledim. Hakikaten yağ çekmiyormuş ya diye. Böreğimizi, lahmacun böreğini... Tuğçe kazandı. Aa, canıma değsin. Tuğçe kazandı. Ama hakikaten böyle valla daha evet, güzel. Tebrik ediyorum. Ben de bir dahaki sefere yaptığımda böyle yapacağım. Gerçekten evet. Çok daha güzel. Ve salatamız, Beyhan'cığım seninle program her zaman çok güzel. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğin teşekkür için. Yine bekliyorum. Ramazan'da güzel bir Ramazan menüsü hazırla tamam, bize. Tamam. Tamam mı? Yaparız. Unutma güzel tamam. Bir Ramazan menüsü hı-hı. Yapalım. Kolay pratik. Kolay yapalım. Pratik Ramazan menüsü. Tamam. Bravo. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ve hep bizimle kalın. Kocaman öpücükler. Tuğçe'nin mutfağı hafta içi her gün 13'te 360'da.